Evet, ben bu apartmanda gördüğünüz gibi, şu gördüğünüz apartmanda balkonunda kağıtların, broşürlerin yapıştırdım ve kendimi ifade etmem için onları yaptım. Benim bu apartmanda 11 sene kaldım, 7 sene başka dairede, 4 sene de en son dairemde kaldım. Ben dedi, hep kiralarımı elden aldım dedi, ama biz de elden verdik, mecbur kaldık çünkü eve taşınmıştık, kontrat ondan sonra yapılmıştı, mecbur kaldık. Kontratın arkasına da imza attırmayı unuttuk. Çok samimiydik. Daha önceden tanıdığımız bir komşuydu. Ama biz samimiyetine dayanaraktan 4 sene kirasını elden ayın 15'inde verdim. Ayın 15'inde verdim. Son bu kira artışlarının fahişlerinden dolayı biz de 2000 lirayı 4000 lira yapalım dedik. Onlar 8000 liradan bahsettiler bize. Biz de bunu veremeyeceğimizi, şu anda mağduruz, çocuk ev verdik dedik ama bunlar bizi dışarı atmak istediler. İşte gördüğünüz gibi bu apartmanda ben de kendimi ifade etmek için kolu komşu, kimseye burada bir kavgam olmadı, dövüşüm olmadı, tartışmam olmadı. 11 sene kaldım burada. Bu binada 11 sene kaldım. Komşulara sorabilirsiniz. Bu bina da beni iyi tanır. Ben bu binanın tamirini yaptım. Beni evlatı gibi seven bir kadın oğlunun ağzına bakaraktan, yok oğlum dedi, Aksaray'da çalışıyor, işleri kötü, Laleli'de piyasası berbat dedi. Berbat da oğlun bizden mi hacizle, bizden mi açığını kapatacak, bizden para alaraktan mı geçim sağlayacak? Bu bir mantığa uymuyor. Ben adalete güveniyorum. Biz mağdur olduk. Yani biz psikolojimiz bozuldu bizim. Eşim ve benim çocuklarım kağıtlarda, ben kiramı ödedim, ben mağdur oldum. Hiçbir kiracı elden kirayı vermesin, bu mağdurluğu yaşamasın. Ben haciz edildim. Ben olmayan borca ödemek zorunda kaldım. Ben bunun pişmanlığını yaşıyorum, bir başkaları yapmasın diye. Ben orada o binada yaşadığım bütün hayatımı, yani bütün iyiliklerimi, kötülüklerimi anlattım, o yazdım. Kolu komşu görsün bana yapılanları, yani bir kiracıya kimler ne yapmış onu görsün. Bu konuda da araştırılsın. Ben bunu istiyorum. Ben mağdur oldum. Başka kiracılar mağdur olmasın. Evet, biz kendimizi ifade etmek için şiddete, başka şeye başvurmadık. Ev sahibimiz kapısını çalmadık. Ama burada yazılarla kendimizi ifade ettik. İşte gördüğünüz gibi başımızdan neler geçti, neler yaşandı. Bu bir tepkidir. Bu bir üzüntünün tepkisidir.